Çok teşekkür ederim alkışlarınıza. Arkadaşımız sayarken hiç tiyatrodan bahsetmedi. Asıl bizim geliştiğimiz yer dünyadaki de aktörlükle ilgili eğitimin alındığı, dramanın asıl eğitimini verildiği yer tiyatro. Benim eğitimimde tabii ki sahne, yani tiyatro. Asıl işimiz o. Geri kalan kısmı televizyon olsun, işte sinema olsun, birbirini bağlayan, birbirine tamamlayan yerlerden bir tanesi. O yüzden oyuncu derken tiyatro oyuncusu denmesini en çok daha fazla tercih ettiğim bir şey. Dünyada da böyledir. Çok iyi oyuncular sinemada çalışırlar, televizyonda çalışırlar. Ama gelişebilmek için mutlaka sahneye dönerler, sahnede çalışırlar. Çünkü bir oyuncuyu geliştiren yer sahnedir. Böyle bir giriş yapayım. Alkışlarınız için de hoş bulduk diyeyim tekrar. Burada olmak benim için çok güzel bir şey. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hiç kimse yok çünkü. Herhalde soru soracaksınız. Ya da ben kendi kendime konuşuyor ama nasıl olacak onu bilmiyorum yani. Soru cevap mı yapacağız? Az çok tanıyorsunuz herhalde. Ben yaklaşık 1992 yılında ikinci üniversitemde bir konservatuvar. İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı. 92'de konservatuvara girdim. Bayağı uzun yıllardır hem sahnede hem televizyonda çalıştım. Özel tiyatroların ve özel televizyonların çok parladığı bir döneme denk geliyor Türkiye'de. Biraz televizyoncu bizim o mesleğe başladığımız dönemde kendi kendine gelişen bir dönem. 10 yıldan beri de çalışıyorum işte. Yani biraz böyle hani röportajlarda falan da şöyle oluyor. İşte ne yaptınız çocukluğunuzda falan, benim hatırladığım tek şey çalışmak oluyor. İşte yıllardır çalışıyoruz. Dediğim gibi oyunculukla ilgili, reklam dublajıyla ilgili, sinemayla ilgili, özellikle de tiyatro sahnesiyle hemen hemen her şeyi yapıyorum. İsterseniz şöyle yapalım, hani konuşmak istediğiniz bir şey varsa konuşalım. Ben 6 yaşında aslında oyuncu olmak istiyordum. Benim babam polis. Şimdi emekli oldu tabii 73-74 yaşında. Böyle 6 yaşlarındayken ben oyuncu olacağım. İstanbul'da konservatuvarda okuyacağım. Bu işi yapacağım gibi bir durum var. Babamdan dolayı çok dolaştık biz, gezdik. Fakat İstanbul'da tanıdığım ya da konservatuvara girebileceğim bir imkan yoktu. En son emekli olduğu zaman da İzmir'e yerleştik. İzmir'imiz aslında. Ve o dönemde de lise bittiği zaman yani amatör tiyatro yapıyordum. Bütün benim ortaokul, lise zamanım amatör tiyatroyu olarak geçti. İzmir'de güzel sanatlara girdim, konservatuvara girdim, sınava girdim. Aynı zamanda üniversite sınavına girdim. İzmir'i kazanamadım. Kazanamayınca orada kalmak yerine kazandığım okula gittim. Biraz daha İstanbul'a yakınlaşmış oldum aynı zamanda. Edirne'de okudum çünkü Trakya Üniversitesi'nde satış yönetimi okudum. Pek okuduğum denemez, orada tiyatro yaptım. amatör tiyatro, biraz geri profesyonel tiyatroydu. İlk sene kendi okulumda, daha sonra Trakya Tıp Sahnesi Tıp Fakültesi'nin kurduğu bir amatör tiyatro vardı. Biraz geri profesyonel diyorum ben ama çünkü işte çok önemli bir yazar var, Albert Camus diye. Kendisi Fransız ceza yazarı, varoluşçuluk felsefesi diye dünyadaki önemli felsefelerden bir tanesi vardır. Bu felsefenin en önemli savunucularından bir tanesidir. Skrenet'in de bir oyunu vardı. O sene ODTÜ'de çok önemlidir biliyorsunuz tiyatro şenliği. Biz Skrenet'im oynayayım, Albert Camus oynayayım. Skrenet'im de ODTÜ'ye katılmıştık. Hemen arkasından da aynı sene konservatuvara girdim, sınava girdim İstanbul Üniversitesi'nde. İşte ilk okula girdim, hem Mimar Sinan'a girdim, hem İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Ben aslında Mimar Sinan'ı istiyordum ama birbiriyle çakışıyordu, aşamalı olur sınavlar, özel yetenek sınavıyla alır. Yıldız Kenter, benim okulumun hocası, Müşrik Kenter'de Mimar Sinan'ın o dönemde, şu anda değiller. Yıldız Hoca, kardeş olurlar bu arada ikisi, liste gönderdi, ben bunları aldım, sen alma diye. O yüzden Mimar Sinan'a giremedim.
İstanbul Üniversitesi'ne girmiş oldum. Yani aslında sorunun cevabı hiçbir zaman başka bir meslek ya da başka bir iş yapmak değildi amacım. Yani her zaman oyuncu olmaktı. Ama biraz bilinçli çocuktum ben. Yani konservatuara gidip oyunculuk yapabileceğimi düşünüyordum sadece. Hani bu iş alaylı da yapılabilir ama alaylı yapabilecek bir çevrem yoktu. Yani ailenin yaşadığı yer İstanbul'daydı. Başka bir yerde eğitim alabilme şansım yoktu. O yüzden konservatuar benim seçimimdi. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Ne açıdan? Hangi kırılma? Yani kırılma noktası. Tanınmanıza sebep olan şey Nurseli ile oynadığınız tiyatro oyunu. Yok, hayır değil. Nurseli ile oynadığımız oyun bir kere sadece Nurseli'nin olduğu bir oyun değildi. Hani çok kalabalık bir kadrosu vardı oyunun. Tiyatro İstanbul Türkiye'deki en iyi özel tiyatrolarından bir tanesiydi o dönemde. Biraz daha şu anda siyasi tiyatro yapıyor, politik tiyatro yapıyor. Genç hanım biraz daha yaşlandı ve yani tiyatro yönetimini bıraktı. Bu işleri yapmıyor. Benim ilk çıkışımı soracak olursan, hani tanınmamla ilgili sorunun karşılığı, konservatuvar yıllarına denk geliyor. Arçelik reklam kampanyası çekmişti. Sizlerin yaşı ona çok müsait değil. Ben de genç gösteriyorum ama çok eski bir zamandan bahsediyorum. Umur Turgay diye bir yönetmen vardı, çok önemli bir yönetmendir. Böyle 10 tane seri reklam, sözsüz reklamlar bunların hepsi. Yaklaşık bir hafta 10 gün sürmüştü. O reklam çok ödül aldı, Kristal Hanım aldı. Ben konservatuvarda ikinci sınıfta öğrenciyim. O zamanla ben daha çok hani profesyonel anlamda tanındım ya da ismim çıktı ama okul çok ağır olduğu için çok ölçülü çalışıyordum. Yani devamsızlık sorunumuz var. Birinci sınıf atılmadır. Hani okulda çalışmak biraz zordu. Biraz çalışmayı tercih etme sebebi maddi imkansızlıklarla alakalı. Yani ailemin bana gönderdiği para İstanbul'da yetmiyordu. Mecburen çalışmak zorundaydım. O yüzden okuldan kalan zamanlarımda çalışıyordum. İşte gidiyordum, reklam çekiyordum. Reklam daha az zamanda çekiliyor. İşte küçük rollerde oynuyordum. Dizilerde oynuyordum. Üçüncü sınıftayken devlet tiyatrosunda oynadım. Konservatuvardayken. Bunların hepsi benim okulum devam ederken harçlık kazanabilmek, hayatımı devam ettirebilmek için yapmak zorunda olduğum uğraşlardı. Yani çalışmaya okulda öyle başladım. Yaşam mücadelesinden yani. Sonrasında da işte üçüncü sınıfta ilk profesyonel olarak da Dorman Tiyatrosu'nda oynamaya başladım, tiyatroyla ilgili. Sonrasında da devam etti okuldukça. Zaten profesyonel hayatta hızlı devam etti. Buyurun. Şimdi bizim arkadaşlarla ufak bir iddiamız vardı. Bana dediler ki okula gelen ünlülere sarılıp öpemezsin. Ben de Kadir Doğulu'yu bir kucakladım. Tamam, gel. Hepsiyle olunca mı kazanıyorsun? Aynen. Ödül ne? Ya biraz maddi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizinki kadar kolay olmadı. Kadir Doğulu'ya evlenme teklif etmek zorunda kaldım. Onunki öyle miydi daha? Çok kalabalıktı. Dedim nasıl sesimi duyurayım, evlenir misiniz Zeynep'e dedim. O da reddetti. Önceden meseleyi zorlardım seni. Çok teşekkürler. Rica ederim. Başka iddiası olan var mı bu arada? Buyurun. Şahsi fikrimi soracak olursan, bu tarz programların, sen program dediğin için, formatların daha doğrusu, tiyatroya zarar verdiğini düşünüyorum. Şu anlamda, sizin kuşak özellikle
tiyatronun sadece bu olduğunu zannediyor. Yani bu bir tür. Yani sizin gördüğünüz Güldür Güldür ya da Güldür Güldür'den çıkmış olan türevleri dediğimiz formatlı diziler, skeç dediğimiz diziler dramanın bir türü. Fakat bunlar seyirciye tiyatro olarak, yani tiyatro budur, drama budur diye sunulduğu için insanların kafasında tiyatro ile ilgili sadece bu tarz oyunculukların olduğu, karikatür, skeç oyunculuğu dediğimiz, bağırarak, egzajere edilerek, büyük oynayarak yapılmış oyunculuk türü olarak geçiyor. Yani sokakta herhangi bir insana, yani gerçek anlamda tiyatro izlemeyen bir insana sorduğunuzda, tiyatro nedir diye sorduğunuzda artık belli bir zaman diliminden sonra Güldür Güldür diyor. Ya da aklına gelen şey bu oluyor. Ha, bu anlamda bir zararı var. Ama olmaması gerekiyor diye bir şey yok. Neden olmaması gerekiyor diye bir şey yok. Sansüre karşıyız ya. Yani sansür, niye sansür olsun? Yani onlar da olsun çünkü bunlar da güzel türler. Yani dramada çok çeşit var. Yani önemli olan bunların olup bir yandan da tiyatronun bu olmadığını anlatan, farklı drama türlerinde olduğu programların ya da formatların da yayınlanıyor olması ya da daha yaygın bir şekilde dışarıda yani canlı izlenebilecek alternatiflerin olması. Yani tek başına bir şey değil o yani. Olmasın demek anlamında değil. Çok ciddi mi konuşuyoruz? Tamam. O zaman Neşe'yi sorarsa. Değil mi Neşe'yi? Şimdi sanırım benim sözlerim yanlış anlaşıldı. Ben şöyle demek istemedim. Tiyatro iyidir, televizyon kötüdür demedim. Hayır, ya da sinema kötüdür demedim. Yani sorunun cevabını da vereceğim. Ama ben kendimi önce düzelteyim. Bunların hepsi oyuncunun ya da dramanın beslendiği alanlar. Yani sinema da iyi bir şeydir, televizyon da iyi bir şeydir. Siz iyi bir şey yaparsanız isterseniz internetten yayınlayın. Yani yayın mecraları bunlar. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Bundan 5 sene önce, 6 sene önce bütün dünyada da böyledir. İnternete kayacak, internet çok ciddi para kazanmak için iyi bir yerdir diye bir algı vardı. Ve bizim yapımcı arkadaşlarımız, yazar arkadaşlarımız piyasadan sıkıldı. Diyorlardı ki, biz artık bundan sonra kendi prodüksiyon şirketlerimizi kurup daha küçük ölçekte internetten yayın yapabileceğiz. Ben de o zaman onlara diyordum ki, karıştırdığınız bir şey var. Seyircinin geldiği algı, etki alanı o kadar yüksek ki şu anda dünyadan dolayı her şeyi siz takip edebildiğiniz için. Siz internetten yayın da yapsanız, televizyondan yaptığınız ya da sinemadan yaptığınız kadar iyi yapmak zorundasınız. Yani prodüksiyonel anlamdaki maliyetler aşağıya çekilemez. Dolayısıyla televizyon büyük bir para kazanma aracı. Televizyonda dönen para ekonomik anlamda şu anda Türkiye'de başka bir alanda dönmüyor. Yani tiyatroda da dönse söylediğim sorunun cevabı olacak, sizler de tiyatroya geleceksiniz. Biz halen kültürel anlamda gelişimimizi tamamlayıp o kültürü, yani tiyatro kültürünü benimsemiş bir millet değiliz. Yani bizden gelen bir ihtiyaçtan dolayı tiyatro yapılamıyor. Ve bu bir ekonomiye de dönüştürülemiyor dolayısıyla. Ve bir zincir halinde burada bir problem var. Ha biz çok güzel bir zamanını yaşadık bunun. İşte bizim bu 20 sene önceki genç, ne diyelim yakın çağımızda, işte böyle konservatuar zamanında, eğitim zamanında gelen dönemde. O dönemde biz seyircilere bakıyorduk, bütün seyirciler yaşlıydı. Yani ben yaklaşık 20 sene kadar falan haftanın 6 günü, 7 günü sahnedeydim. Hatta diyorduk ki biz, işte her akşam sahneye çıkıyorsun mesela, işte seyirciye bakıyorsun, bizim arkada küçük deliklerimiz var da dekorun arkasında. Hiçbir zaman siz görmezsiniz, oradan mutlaka bir seyirciyi kontrol ederiz, oyundan önce kim gelmiş, kim gitmiş falan filan diye. Diyorduk ki ya çok yaşlılar, bu insanlar öldüğü zaman kim gelecek? Ve gerçekten de yavaş yavaş bu insanları biz kaybetmeye, yani seyirciyi doğal sirkülasyonunda
o ihtiyaç duyan, tiyatroya ihtiyaç duyan seyirciyi kaybetmeye başladığımız dakikada tiyatro seyircisi azalmaya başladı. Bak bu kadar düz yani. Ve yavaş yavaş bitti. Onun yerine alternatif olarak işte televizyon geldi. Son dönemde 5 senedir, 6 senedir komedi filmleri, gene aynı algıyla yönetilen komedi filmleri geldi. Popcorn işler geldi. Tiyatro yavaş yavaş çöktü. Hikaye bu. Hani ne zaman ki bunun da ekonomik olarak tiyatronun şov olarak, ticari olarak bir dönüşü keşfedilecek Türkiye'de. Çünkü dünyada böyle. Hani New York'a gittiğiniz zaman, işte Broadway'e baktığınız zaman bir ekonomi dönüyor orada. İşte Las Vegas'a gittiğiniz zaman dünyanın en büyük şovlarını görüyorsunuz. İşte Cirque du Soleil orada dünyada görüp görebileceğiniz oteller için en büyük şovları yapıyor. Tiyatronun faydalandığı her şeyden faydalanıyor. Yani işin temeli aslında sorduğun sorunun ekonomi. Ne zaman ki bir yerde öyle bir ekonomik kazanç görülebiliyor, imkan görülebiliyor, prodüksiyon anlamda, kültürel tarafı olduğu kadar bunun öyle bir tarafı var. O zaman oraya bir yatırım yapılıyor. Tiyatroyla ilgili bu olacak. Ama bu tamamen Türkiye ile ilgili bir şey. Yani paralel gidiyor hepsi. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir zaman bitmeyecek. Ama dediğim gibi bu birbirinden, işte tiyatro çok kutsaldır, çok iyidir ama televizyon tukakadır gibi bir algı söylemiyorum. Orası da çok güzel bir yer ama iyi yapılıyorsa. Bizdeki eleştirdiğimiz nokta sadece şu, sadece para kazanmak için, hani etik diye bir kavram vardır biliyorsunuz değil mi? Etik kavramının ne demek olduğunu. Etik, halklar için de söylenir, kurumlar için de, meslekler için de söylenir. Sözsüz kurallardır. Yıllar içerisinde oluşmuştur. Ahlak kurallarıdır aslında. Mesleklerin de etik kuralları vardır. Dolayısıyla dramanın da, oyunculuğun da etik kuralları var. Televizyonda şu anda etik kuralları hiçe sayılıyor. Eleştirdiğimiz taraf sadece bu. Yoksa televizyon hep olmalı ve hep yapılmalı. Şu anda dünya televizyonlarını takip ediyorsanız bilmiyorum. Netflix diye bir portal var. İnternetle de ilgili biraz önceki sözümü tamamlayayım. Dünyada belki iletişim fakültesi var mı da bilmiyorum. Ya da dünyayı takip ediyor musunuz? Dünyada şu anda internet üzerinden yapılan yayıncılıkta reklam gelirlerinde bütün dünya televizyondan önde gidiyor. Yani geçmiş durumda oranda. Yayınlar internet üzerinden yapıyorlar. Siz televizyonlarınızı kendiniz kişisel olarak seçebiliyorsunuz. Yani portallerinizi kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Dünyada bunu savunan ve pazarı en büyük destekleyen kuruluş da Netflix. Netflix Türkiye'ye gelmiş durumda. Bilgisayarlarınızdan görebilirsiniz bunu. Bütün dünyaya açılma kararı aldılar çünkü. Oradan kendi yayın akışınızı kendiniz kurabiliyorsunuz. Ekranlarınızı. Ama dediğim gibi maliyetler düşmüyor. Yani prodüksiyonlar hatta ve hatta daha büyük prodüksiyonlar yapılıyor. Yani bunların hepsi birbirine tamamlıyor. Yani tiyatro çok iyidir, o çok kötüdür diye bir şey yok. Ama aynı zamanda Netflix'ten yayın yaparken adam dışarıda bir yandan da Broadway'de gerçek dekor kullanmıyor. Ne kullanıyor? Projektörlerle, ışıklarla dekor yapıyor. Yani buradaki en önemli mevzu bizim size inandırabilmemiz, mış gibi yapmak, yani gerçek duygusunu verebilmek. Yani bunların hepsinin temelinde toparlayacak olursam ekonomi yatıyor. Etik değeri koyarak o ekonomik değerde para kazanmaya dönüştürecek sanatsal bir oluşum yaratmak. Bu kadar. Bizde eksik olan tek kısım bu birimlerde, tiyatro için de şu anda aynı şey geçerli, etik kavramı yok. Sadece her şeyi para kazanmak amaçlı yapılıyoruz. Biz o tarafını eleştiriyoruz, o kadar. Başka? Buyurun. Hoş bulduk. Şimdi isim duyurma Türkiye'de söylediğimiz ekonomik sebeplerle ve magazin üzerinden gidiyor. Şimdi benim yıllar önce kendimle ilgili söylediğim bir şey vardı. Kimlik, hatta arabada gelirken Gökhan'la beraber bunu konuşuyorduk. Gökhan'ın eşi de oyuncudur ama şu anda akademik bir eğitim seçti. Çok eski arkadaşım benim. Ve Mimar Sinan'da oyunculuk eğitimi veriyor. Hoca oldu. Şimdi sizin de kendi mesleğinizi seçerken ileride hangi okullarda okuyorsunuz bilmiyorum ama dikkat etmeniz gereken en önemli sorulardan bir tanesi şu. O mesleklerinizde, alanlarınızda, hayatta insanlar sizi neden tercih etsinler sorusunu kendinize sormanız gerekiyor. Şimdi ben yıllar önce bu soruyu kendime sorduğum zaman şu cevabı aldım kendimle ilgili. Yani hem ruhsal anlamda rahat etmem adına hem kendi kimliğimi yaratmam adına. Ben bir oyuncuyum, aktörüm. Dolayısıyla hem piyasa hem insanlar, piyasadan kastettiğim mesleğimdeki yapımcılar, oyuncular, yönetmenler, beni seçecek olan kanallar. Ben iyi
Dolayısıyla bugün benim televizyonda göründüğüm her şey oyunculuğumla ilgilidir. Yıllardır da bu böyledir. Bir ara kaydı bu. Ve çok tehlikeli bir boyuta geldi. O benim işte senin sorun gibi bir dönüş hikayesi. Diyeyim ki bundan 12-13 sene önce falan her yerde kendimi görüyordum işte. Yani televizyon açıyordum, kendimi görüyordum. Radyoyu açıyorum, sesimi duyuyorum. Reklamda yaşıyorum ben. Gazete açıyorum, kendimi görüyorum. Tiyatro afişlerinde her yerdeyim. Haftanın 6 günü reklamda oynuyorum. Sunuculuk yapıyorum falan filan. Dedim ki ne yapıyorum yani? Yani böyle ben böyle bir hayat istemiyorum kendimle ilgili. Ve hemen televizyona ara verdim. 3 sene hiçbir şey kabul etmedim televizyonla ilgili. Hiçbir dizi kabul etmedim, hiçbir film kabul etmedim ve sadece tiyatro yaptım. O benim ruhsal hayatım açısından çok önemliydi. Bugün beni görememenizin sebebi, gazeteyi açtığınız zaman size sunulan şey, tercihini oyunculuğuyla ilgili yapmış olan insanın sunumu değil, daha çok magazinel anlamdaki kim kiminle nerede, ne yapmış, kim kimin sevgilisiymiş, size empoze eden, size gösterilen kısım o. Yani eğer bir kültür sanat sayfası görürseniz, açarsanız, okursanız beni görürsünüz. Televizyon bunu beni nasıl kullanıyor? İhtiyaç duyduğunda kullanıyor. Eğer çok iyi oyuncu ihtiyacı varsa bana geliyor. Ama hani yakışıklı adam kullanmak istiyorsa Best Model'a gidiyor, Miss Turkey'e gidiyor. Ha ama benim sevgilim yapıyor, o ayrı televizyonda. Yani ben onu kurtarıyorum, o ayrı ama. Yani benim tercih ettiğim mesele gene şey oluyor. Yani oyunculuğumla ilgili oluyor yani. Yani o yüzden göremiyorsun yani. Ama ben bundan mutsuz değilim. Bunun böyle olmasının şöyle bir faydası var. Bizler sizin gördüğünüz gibi hani sadece böyle televizyona çıkan, işte sahneye çıkan, hayatları ondan ibaret insanlar değiliz. Aynı sizler gibi bizim bir de duygusal insan olan taraflarımız var. İşte yalnız kaldığımız, kendimize ilgili hesaplarımız oluyor, kendimizle ilgili dertlerimiz oluyor, sıkıntılarımız oluyor. Ve insanın hayatındaki bence hangi mesleği yapıyorsa yapsın, en önemli şey huzurlu olması. Yani kişisel mutluluk dediğimiz o alan. Ve siz hangi işi yapıyorsanız yapın, peşinden koşmanız gereken şey bu. Yani siz nasıl davranıyorsunuz da mutlu oluyorsunuz? Nasıl davranıyorsunuz da kişisel olarak huzurlu oluyorsunuz? Yalnız başınıza kaldığınız zaman, eve gittiğinizde çevrenizde hiç kimse kalmıyor. Yani tek başınızsınız. Yani şöhret de olsa, sizi tanısalar da. Yani Türkiye'deki şöhret algısı biraz sadece sanal. Dünyadaki gibi değil. Yani biz kendimiz yaratıyoruz onu. Hani kimse de size kalkıp da sokakta saldırmıyor yani. Yani en ünlü arkadaşınıza da saldırıyor. Yani çığlıklar atılmıyor, öyle bir durum yok. En fazla geliyor. O çığlık atan grup 12 yaşındaki çocuklar. Yani bütün bunların araştırmaları da yapılıyor. İşte ne bileyim internet üzerindeki algılar da doğru değil şu anda. İnternet, Twitter üzerinden, işte Instagram üzerinden de. Hani onların hepsi sanal gerçeklikle ilgili. Dolayısıyla bunların farkındaysanız eğer sizin için önemli olan şey kişisel huzur noktası oluyor. O noktada da seçimlerinizi bunun üzerinde kuruyorsunuz. Yani çok paran olmuş ama huzursuz. Çok şöhretlisin ama huzursuzsun. İşte ne bileyim, dünyanın en önemli işini yapıyorsun ama mutsuzsun. Bence çok da değerli ve çok da kıymetli değil. Buyurun. Son zamanlarda Türkiye'de nedense yani sinema, televizyonda ünlü olan kişiler bir yarışmadan çıkan insanlar veya bir yarışmaya katılan insanlar. Hani son zamanlarda baba oldu, kısmet sorduk tarzı hani böyle. Daha önce işte televizyonda ilgisi olmayan ve bu insanların hani yalan olduğunu bildiği halde insanlar bunlara hala rağbet gösteriyor. Yani bu insanlar popüler olurken konservatuvar bitirmiş insanlar popüler olmuyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Şimdi rahatsız etmiyor. Niye rahatsız etmiyor? Bir tanesi sorduğun soru da aslında içinde gizli popüler olmak. Şimdi biz işimizi yaparken popüler olmak için bu işi yapmıyoruz. Oyuncu olmak için bayanlar. Yani eğer popüler olmak için bu işi yapıyorsaydım ben Best Model'a giderdim. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz etik kavram var diye, o etik kavram aslında senin sorduğun soru. İşte etik değil şu an. Etik olsaydı insanları oradan seçmezlerdi zaten. Şimdi toplumların hukuk devleti olabilmek için kurallara ihtiyacı var. Biz henüz hukuk devleti değiliz. Ne demek istiyorum? Sizler için de geçerli bir mevzudan bahsediyorum. Meslek tanımlarımız yok bizim. Yani hiçbir mesleğin tanımı yok Türkiye'de. Bu televizyon ve oyunculuk için de geçerli. Oyunculuğunda bir meslek tanımımız lazım. Ne zaman ki biz Fransa gibi, İngiltere gibi, Amerika gibi meslek tanımlarını getiren bir ülke olacağız, o zaman dediğin şey olmayacak ama bu benim sorunum değil. Yani bu ülkenin sorunu. Yani bu öğretmen için de geçerli, bu bir mühendis için de geçerli.
Hani örnek vereyim mesela, siz herhangi bir akademiden mezunsunuz oyunculuk için, diyelim ki Viyana'da, size yeterlilik belgesi vermeden siz televizyonda ya da sinemada ya da tiyatroda oynayamazsınız. Görüntü yönetmeni olarak çıktınız, çalıştınız, görüntü yönetmeninden mezun oldunuz. Sizin mezun olmanız o mesleği, o ülkedeki kriterlerine uygun değilse kimse size görüntü yönetmenliği yaptırmaz. Sendikalarda kota koyar zaten. O kotalar üzerinden kaslar yapılır, işler yapılır. Bunların hepsi o ülkedeki mesleklerin kalitelerinin, yani etik anlamdaki kalitelerin aşağı çekilmemesi içindir. Dolayısıyla söylediğin sorunun cevabı, ülke böyle. Yani öğretmenler de böyle, doktorlar da böyle, işte ticaret de böyle. Yani bütün meslek kuruluşları aynı şekilde çalışıyor. Yani hani insanlar nasıl rahatsız oluyorlarsa ben de o kadar rahatsız oluyorum bundan yani. Yani bizim durduğumuz noktada da ben de aktörüm yani. O öyle oluyor, ha şöyle oluyor. Uzun vadede söylediğiniz isimler 2 sene sonra yok olup gidiyorlar. Ha yenileri geliyor. Onlar da 2 sene sonra yok oluyorlar. Yani televizyondaki o pop kültür dediğimiz şey bir günlük. Yani onu mesela benim 2 ay önce bir dizim bitti ayrılığından. Bitecek diye asla vazgeçmem işte. İş devam ederken ki sokaktaki algıyla iş devam ettikten sonraki bir hafta içerisindeki sokaktaki algı o kadar değişiyor ki çok çabuk unutuyorsunuz. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki unutma sayısı, gün sayısı 22. Yani siz 22 gün önce ben işte burada söylediğim bir şeyi tersini söylediğim zaman unutuyorsunuz. Bu televizyonlarda ciddi araştırmalar yapılıyor. İçerikler biraz öyle oluşturuluyor. AB dediğimiz bir kriter var bizim, yani eğitimli dediğimiz bir kriter. Seyirci kriterinden bahsediyorum. O kritere göre yapılan işlerde algı ilkokul 4. Yani ilkokul 4'ün anlayabileceği düzeyde işler yapılıyor. Yani biraz vahim tablolar çiziyorum ama durum bu. Şimdi böyleyken beni rahatsız ediyor mu sorusunun cevabı etmiyor. Yani çok da umursamıyorum yani açıkçası. Buyurun. Önce bir hanımefendi alayım, siz ikinci sorunuz için. Buyurun. Şöyle farklı farklı yürüyor orada. Şimdi tiyatroyla ilgili benim bir çalışma grubum var. İçinde Makedonya'dan bir arkadaşımız var, çevirmen. Yeni bir oyuna başlayacağız. Underground diye bir film vardır, biliyorsunuz Kusturica'nın. Onun yazarının çevirdiği, yazdığı bir oyun çeviriyor şu anda. Orada bir çalışma grubu var. O çalışma grubu tiyatroyla ilgili zaman zaman toplanıyor ve metinler okuyoruz biz. O metinleri okuyup o metinleri çeviriyoruz. Eğer değer görüyorsak, seslendiriyoruz size sunmadan önce. Böyle yöntemler geliştiriyoruz. Televizyonla ilgili kısmında ajanslarımız var bizim. Benim kendi ajansım var ve orada çalışan bir ekip var. O ekibe geliyor önce iş. Geldikten sonra bize senaryo yolluyorlar. Orada benim ekibimdeki insanları okuyorlar. Ben okuyorum. Sonra işle ilgili toplantı yapıyoruz. Diyoruz ki biz bunu yapalım mı, yapmayalım mı? Uygun mudur, değil midir diye. Televizyonla ilgili kısım öyle gidiyor. Sinemayla ilgili kısım da gene aynı şekilde ajans üzerinden geliyor. Genellikle işte okuyarak, tartışarak, hasta bakarak kimlerle oynayacağımızı, kim çekecek, onlara bakıyoruz, hangi yapım şirketi yapacak, ona göre karar veriyoruz. Biraz ama tiyatroyla ilgili kendi tasarımlarımızı kendimiz yapacağız artık. Kendi oyunlarımızla ilgili. Onun gayret içerisindeyiz. İnşallah sezona yeni bir oyunumuz olacak. Belki turneye de oraya da geliriz, izlersiniz. Buyurun. Yok, sorabilirsin son sürece. Ben sadece haksızlık olmasın diyeceğim. Siz bir maça ihtiyaç duyarsınız, bir müziğe ihtiyaç duyarsınız, gidersiniz işte.
maça gidersiniz. Kültür de böyle bir şey. Kültür de ihtiyaçla ilgili bir şey. Dolayısıyla bizim görevimiz oyunculuk yapan insanlara göre halkı eğitmek değil. Yani ben şöyle bir misyonum yok benim. Yani ben toplumsal anlamda bir erozyon var, kültürel bir sıkıntı var. Geleyim de işte ben söyleyeyim bu toplumu bu anlamda eğitim diye bir şey yok. Bu sosyolojinin görevi, benim görevim değil. Ben üretimde bulunmak ve oynamak zorundayım. Yani. O zaman zaten işimi yapamam. Senin söylediğin dışında başka bir şey olur. Ha ne yapacağını da ben bulamam o yüzden. Sanatçıya nasıl destek olacağını yine bunu bulacak olan sizsiniz. Siz bakacaksınız yani sanatçıya nasıl değer verirsiniz, ne yaparsınız. Bu tarz konuşmaları da bu anlamda değersiz buluyorum. Neden değersiz buluyorum? Çünkü aynı zamanda sanatı da değersizleştiriyor. Çünkü sanat biricik bir şey. Mutlaka ve mutlaka karşılığı o dönemde olmak zorunda değil. Bakın mesela 50 yıl sonradan değerli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bugün çok iyi müzik dediniz, çok iyi oyuncular dediniz, çok iyi resim dediniz bir şey, işte acayip dediniz şey. 50 sene sonra hala varsa o zaman değerli. Yani bir sanatın sanat olduğunu anlayabilmek ileriden geriye baktığınız zaman anlaşılabiliyor. Dolayısıyla bugünün var olan o değeri çok da önemli değil. Yani bizim amaçlarımız bunlar değil yani. Hani eğitimciler bunu yapacak, devlet politikaları bunları yapacak. Benim görevim değil. O yüzden çok da düşünmüyorum yani. Haksız değilse söylediğin cümlede ama buradan bakarsam ben işimi yapamam. Yani o zaman kendimi değersiz hissediyorum. Bak bir yanda çizdiğim tablodan dolayı ben o zaman ne yapıyorum oluyorum yani. Dolayısıyla hiç öyle bakmıyorum meseleye. Yani ben daha çok işin üretim kısmında bakıyorum. Benim işim ne ona bakıyorum. Bu beklentiyle size, seyirciye bekliyorum. Yani diyorum ki siz düşünün yani bu konuyla ilgili. Siz üstlenin, seyirci üstlensin, devlet politikaları üstlensin bunu. Yani ben politikacı değilim, ben oyuncuyum. Buyurun. Tamamen güdüsel olarak, 6 yaşında oyunculuk olmaya nasıl karar verdiniz diye sordu arkadaşınız, duymamış olabilirsiniz sesinden dolayı. Tamamen güdüsel. Yani hani hissettiğim bir şey, kendimi ifade edebildiğim şey. Yani kimisinin mesela çocukken, benim şimdi sizler yaşında bir yeğenim var, o da yazı yazıyor. Ben de oyunculuk yaparak kendimi ifade ediyordum. O yüzden oyuncu olmak istedim. Hani hiç öyle bir üst bir şey değil yani. Dersleri falan mı? Dersleri aksatmayın. Var mı başka arkadaşlar? Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi böyle ciddi ciddi konuşuyorum diye soru sormaktan korkmayın. Her şeyi sorabilirsiniz aklınıza gelen. Buyurun. İsmimin hikayesi. Var. Annemle ilgili bir şey. Annem ilkokula giderken ilkokul öğretmenini ilkokul öğretmeninin ikizleri var. Bir tanesini ismi Şencan'mış, bir tanesini ismi Ercan'mış ve annem aşıkmış. Demiş ki ileride çocuğum olursa, hakikaten böyle mi? İleride çocuğum olursa ismi Şencan koyacağım demiş. İşte sonra ben olunca koymuş. Sonra babama söylememişler bunu, yıllar sonra söylemiş. Hikayesi bu. Var mı başka? Buyurun. Öncelikle merhaba. Şu anda yetiştirdiğiniz bir oyuncu var mı? Yani bir öğrenciniz var mı? Bir de başarılı bir oyunculukta altın kurallarınız var mı? Ya yetiştirdiğim öğrenci yok. Ben öğrenci, yani şey eğitim vermedim hiçbir zaman. Daha çok sahnede geçti benim hayatım. Yani o öyle bir alan seçmedim ama zaman zaman şöyle bir şey oldu. Mesela Okan Yalabalık tanıyorsunuzdur. Yani o Okan'ın mesela konservatuarı ben hazırladım. Aksi yönetmendir. Benim arkadaşımdır. Hani böyle şeylerimiz oluyor. Hani birisi mesela rica ediyor, çalışır mısın dedi. Çünkü bize de aynı şeyler oldu. Beni hazırlayan da çok profesyonel bir oyuncuydu. Böyle bir rica ile, şiir tiyatrosunu oynayan. Bana da böyle rica da bulmuşlardı. O konuda mesela o konuda işte ben hazırladım yani o. Ama onun dışında bir oyuncunun gelişimi için şöyle örnek verebilirim. Enstrüman gibi düşünün bunu. Ya da işte spor aranızda spor yapan arkadaşlar varsa oradan bilirler. Çok meşakkatlidir. Yani hani hep çalışmanız gerekir. Mesela sporla ilgili
işte antrenman yaparsınız, yaparsanız işte iki gün çalışmazsınız geriye kaçar. İşte boks da öyledir, kürek de öyledir. Enstrüman çalarken de öyledir. Yani mesela bir piyano çalarsınız, işte günde 6 saat çalışırsınız, 2 ay çalışırsınız, 3 ay çalışırsınız, bir hafta bir çalışmazsınız, bir bakarsınız geriye kaçmışsınız. Oyunculuk da aynen böyle bir şey. Kendi enstrümanınız, vücudunuz ve ruhunuz. Çalışmadığınız zaman köreliyor. O yüzden çalışmak zorundasınız, sahnede olmak zorundasınız ve sürekli düşünmek zorundasınız. Ve hep hani bir sporcu disipliniyle, bir enstrüman çalan bir müzisyen disipliniyle, bir balerin disipliniyle hep çalışmak zorundasınız. Altın kural bu, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bir de akıl sağlığınızın hep yerinde olması lazım. Yani eğer ruhsal olarak bir bozukluğunuz varsa, kendinizi ileriye taşımakla ilgili çok ciddi sıkıntılarınız olabilir. Memnun ettim mi cevabımızı? Evet, tamam. Var mı başka merak ettiğiniz bir şey? Şu anda çok oyun okuyorum. Bol bol çeviriler okuyorum. Şu anda en son filmimin revizyonu geldi. Mesela onu okuyacağım mailinde. Bir arkadaşım daha çok Sırp ve Makedon yazarlığının oyunlarını çevirtiyorum ve o bölgenin oyunlarını okuyorum. Daha çok oyun okuyorum yani, daha çok oyun ağırlıklı. Ya kitap da takip ediyorum tabii ama hani böyle hani bir özel kitap alayım da yani çıkan her şeye bakıyorum, öyle düşünüyorum. Ama daha çok drama ağırlıklı okuyorum şu sıralar. Her gün mutlaka internet, yani gazete almıyorum ama internet üzerinden mutlaka şey, bazı portallar var, portalları takip ediyorum, günleri takip ediyorum. Öyle bir durum var yani. Ekonomi de okuyorum, kültür de okuyorum, yani insan da okuyorum, yani her şeyi okuyorum yani. Ya senin sorunun cevabı biraz da öyle, hayatın içerisinde de olmak zorundasın, bir oyunculukla ilgili her şey o yani. Çünkü insan anlattığın için ne kadar normalsin o kadar iyi oyuncusun. Ne kadar kopuksun, ne kadar hayatı takip edemiyorsun, ne kadar izolesin o kadar da bence insanlardan kopuk, insan anlatmak biraz daha zor oluyor yani. Evet, öyle bir şey. Yani kopmak çok mesela iyi bir şey değil yani o yüzden. Buyurun. Sizce sanatçılar politik kimlikleriyle ortaya çıkmak durumundalar mıdır? Öyle bir gerekçeleri var mıdır? Hani insan olmaları evet onların bir şeyi düşünmelerini gerektirir. Ama bunu bize yansıtmaları gerekir mi sizce? Şimdi işte politikadan ne anladığımızla alakası var. Yani siyaset ve politika dediğimiz şey Türkiye'de henüz oturmadığı ve gerçek anlamda sağlanamadığı için yani görüşlerle ilgili, saygı duymakla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Yani Türkiye'de hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, biat etme kültürü gibi bir sistemle hareket ediliyor. Yani politika ve siyaset bunun üzerinden kurulu oluyor. İnsanların siyasi görüşleri, hayat görüşleri olabilir ve birlikte yaşamalı ve birbirlerine saygı duymak zorundalar. Ama birbirlerinin alanlarına girmeden ve birbirlerine zarar vermeden. Şimdi bu siyasiler ve politikacılar tarafından gerçekleştirilemediği için ama burada taraf tutmuyorum yani. Herkes için, kültür anlamında Türkiye'deki kültür bu henüz, politika ve siyaset kültürü bunun üzerinde. Bu değiştiği zaman söylediğin şey olabilir. Yani insanlar, yani oyuncular, şarkıcılar, sanatçılar belli bir, çünkü o siyaset kültürü oluştuğu zaman görüşler de oluşmuş oluyor. Bir takım mecraları desteklemek istiyorsun o zaman, yani nedir? Çünkü insana faydalı bir durum varsa diye. Ama şu anki durum biraz daha hani Fenerbahçe mi, Galatasaray mı kavgasına dönüşmüş durumda yani. Bu konuda da o görüşünü söylesen ya da bunu desteklesen ya da desteklesen ne olacak yani. Öyle bir durum yok. Ben öyle bakıyorum mesela yani. İnsanların da zaten takım tutar gibi parti tutmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani siyasi görüşlerin bu anlamda biraz daha hayat görüşü şeklinde yer alması benim için çok daha doğru. Buyurun. Fenerbahçe. Sağ olun, teşekkür ederim. Var mı başka sorusu olan arkadaşlar? Buyurun. Mesela
Evet, siz buyurun. Sorun söz. Eğer bununla oyalanırsa, dedi ki ben basketbolculuğu yaparken siz burada katılan olmadığı zaman neden hani sizin yaptığınız şeyi yapmıyorum gibi bir soru geldi. Bu alana takılırsam ben üretemem. Oyunculukla ilgili. Yani ben oyunculukla ilgili eğer bu alana takılırsam oyunculuk yapamam. O zaman küserim. Mesleğime sahip kalmaz ki kendime sahip kalmaz. O zaman kendimi ruhsal olarak kötü hissederim. Dolayısıyla benim kendimi öyle hissetmemem için kendime bunu görev edinmemem gerekiyor. Yani nihayetinde ben bu mesleği seçerken bu mesleği düzelteyim diye değil ya da bu kültürel sıkıntıyı halledeyim diye değil, oyunculuk yapayım diye tercih ettim. Ve bu alanlarla ilgili baktığımda hepsinde var olabiliyorum. İşte reklam konuşuyorum, sahneye çıkıyorum, televizyonu yapıyorum, sinema yapıyorum. Yönetmenlik yapıyorum, bir ara yapımcılık yaptım. Yani şimdi kendimi mutlu edebileceğim, ifade edebileceğim her alanda değişebiliyorum. Yani o yüzden kendime misyon edinmiyorum söylediğin şeyi. Bu çünkü insanı aşağıya çeken bir şey. Yani benim görevim bu değil. Yani seçimim bu değil yani. Bunu yapacak olan insanlar başkaları. Ben değilim. Yani ben profesyonel bir oyuncuyum. Yani dolayısıyla bunu yapmıyorken de şöyle bir cümle kuramam yani, kurmam gerekiyor yani işte. İşte dediğim gibi işte bir burada bir değer var, işte tiyatroya gelin, onu yapın. Yani gelmeyin yani. Hani gelmek istemiyorsanız, böyle bir ihtiyacınız yoksa topluma söylüyorum bunu. Yani gelmeyin yani. Ben değilim bunun sorumlusu. Sizin gelmemenizin sorumlusu ya da oyun izlememenizin sorumlusu ben değilim. Ya ben kendi üstüme bunu alınmamalıyım zaten yani. O zaman bununla başa çıkamam, hayatla başa çıkamam. Verebilir mi cevabını bilmiyorum ama. Tamam. Buyur. Ya sistem kurulmuş değil şu anda. Devlet desteğini yeterli buluyor musunuz diye sordu ama. Yani şöyle işte özel tiyatrolara bir desteği var. Onun dışında devlet tiyatrosu var, şehir tiyatrosu var. Zaten haksız bir rekabet oluyor o anlamda. İşte şu anda 7 lira mı 10 lira mı şehir tiyatrosu? O civarda bir şey. Sizin o özel tiyatro yaparken öyle bir şey oynayabilme şansınız yok. Devlet tiyatrosu yani çok uzun bir mevzu yani çok akademik bir şey yani tartışma çok da sizi ilgilendiren bir şey değil. Bizim kendi alanımızla ilgili bir şey, düzenlemeyle ilgili bir şey. Ama hepsinin kökten değişmesi lazım. Yani devlet tiyatrosu olması lazım ama sistemin bu olmaması, performansla dayalı olması lazım. Bana ihtiyaç duyduğu zaman devlet tiyatrosu ya da şehir tiyatrosu ben de çalışabilirim. Yani orada memur sanatçı anlamında benim görüşüm memur gibi sanatçı olmaz. Böyle bir şey olmaz yani. Yani oyunculuk aynı şeydir, sporculuk gibidir, performansa dayalıdır. Yani siz iyi oyuncuysanız tercih edilmezsiniz. Yani bir kere ben devlete girdim, ömür billah oradan maaş alacağım diye bir şey dünyada yok. Yani olmaz da zaten. Dolayısıyla buna karşıyım. Hani destek anlamında da eşitlik olması lazım. O zaman hani mesela ne yapıyor? Sadece örnek olsun diye söylüyorum Avrupa'daki ülkelerde. Özel tiyatroların gişesinin, biletinin belli bir oranına şey oluyor, ortak oluyor devlet. Yani mesela 10 liraya bilet satıyor ya devlet tiyatrosunda. Ben 50 liraya satıyorsam bana da 10 lira sattırıyor, 40 lira şeye veriyor, özel tiyatroya veriyor. Yani böyle biraz rekabetle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Ya da mesela köklü tiyatrolara sponsor oluyor. Şimdi İtalyan bir kadın var, şeyde Broadway, Amerika'da tiyatrosu var, bayağı çok uzun zamanda devam ediyor, öldü kadın. Şimdi biz Kenter tiyatrosu gibi mesela, bir gün önce yıldı sanırım yani, orası devam ediyor, çocuklar orada bir şeyler yapıyorlar, yapıyorlar ama mesela devlet orada o kadının tiyatrosuna 100 yıllık sponsor oldu, devam etsin diye, çünkü kültürel bir miras. Yani böyle şeyler olması lazım, yani devletin yapması gereken şeyler bunlar. Biz, evet.
sorumlu... Ne demek istemişim acaba? Herhalde şey demek istemişim. Sorun nasıl? Evet, unutmuşum, 22 gün geçmiş. Şunu demek istemişimdir, sorunlu insandan sanırım diye. Bir dönem ben çok şey oynadım, böyle işte yakışıklı adam, jön, işte karakter olarak işte içeriği olmayan roller, sürekli falan. Herhalde o karakterle ilgili sorundan kastettiğim şey odur. Karakterin yani insana dair bir anlatabileceğim bir şey, problemi olan, marazi bir tarafı olan bir şey gösterebileceğim bir adam oynamak istiyorum demektir o. Sonra zaten son zamanlarda 3 senedir, 4 senedir en problemli adamlara oynadım Türk televizyonunda. Ne kadar sıkıntısı olan varsa, ne kadar problemi olan adam varsa bana veriyorlar. Onlar da iyi bir süre unutuyorlar benim öbürlerini oynayacağımı, öyle oynarım diyor. Buyurun. Mutlaka eğitim almanız gerekiyor oyuncu olmak istiyorsanız. İşte dediğim gibi bunun yöntemi ya alaylı olacaksınız ya da okuldan olacaksınız, akademik eğitim alacaksınız. Bunun başka bir yöntemi yok. Yani mutlaka eğitimli olmak zorundasınız ama işte iner misin çıkar mısına katıldım, işte Survivor'a girdim, Survivor'dan tanıdım, oyuncu oldum, onun sevgilisi oldum, bunun kız arkadaşı oldum, onun bilmem nesi oldum, onun kuaförü oldum da oradan oyuncu oldum. Bir süre sonra bunların hepsi sizin bu iş mesleğiniz olmadığı için yaş ilerlediği zaman mesleği yapamamanıza neden? Yani bir sene, iki sene içerisinde belki güzel para kazanırsınız, popüler ikon olursunuz, ondan sonra da yok olup gidersiniz. Ama gerçek oyuncu olmak istiyorsanız mutlaka eğitim almak zorundasınız. 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda bu işi yapmak istiyorsanız, bundan hala para kazanmak istiyorsanız eğitim almak zorundasınız. Yani o eğitimi nereden alıyorsan alın ya. Ama eğitim almak. Başka sorusu olan mı? Sorunu anlayamadım. Bir daha tekrar eder misin? Yok canım, bunu kastetmedim. Ne okuyorsun cevabıyla. Ne okuyorsun dedi. Dolayısıyla benim işim de insanla alakalı. Yani ben işimi yaparken seni
seni altta görmüyorum. Yani ben oyuncuyum diye yukarıda görmüyorum. Yani zaten dünyanın her yerinde gerçek oyuncular böyle denir. Yani diğer örnekleri doğru değil. Onlar ikon. Yani magazin ikonu onlar. Dolayısıyla birbirine karıştırma. Yani hani oyuncu dediğin aktör bunu yapmaz. Yani zaten öyle de görmez. Öyle görürse zaten oyuncu olmaz. Türkiye'de çünkü meslek tanımı olmadığı için zaten oyuncularla karşılaşamıyorsunuz. Yani o insanlar zaten bu işi yapıyorlar. Yani biraz önce konuştuğumuz mevzu buydu. Yani bir sanatçı gibi gezmeyen yani. Nerede? Gel bizim şeye. Engin Altan mı? Geldi geçti yani sokaktan. Ben bir fotoğraf ona çekmeyeceğim. İnsanlar gibi geçti. Aslında bu bir rol yani. Doğal kılan anlamadım şey. Engin Altan olmuş. Yani bir rol yani. Kılan şey doğal olmaktı. Evet, evet. Hiçbir şey olmadan sokakta gezebilmek. Tamam. Siz benimle aynı yoldan geçmesiniz. Benimle sağımın altından geçmesiniz. Peki doğrusu ne kadar yani doğal olmalı. Peki kim geçti bilmiyor anlamadım. Yani, Engin Altan mı geçiyor? Kızacağım benim canım. Geçsin. Nedir? Nasıl? Çoğu sanatçının yani öyle bir düşündüğü ki yaşadığımız sahne yani 4-5 metre giden yanına bazı kutlar peşinden kovalıyordu. Peki niye o kızlara kızmıyorsun da şeye kızmıyorsun? Fenomenlik diye bir şey var. Hayır kıza niye kızmıyorsun diye onun peşinden bağırıyorsun, ona bir şey yapıyorsun? E tamam ama şimdi karşılıklı değil mi o? Bak şimdi karşılıklı böyle bir durum oluşmuş. Orada çığlık atan ona bir şey yapmaya çalışan bir şey var. O da ondan kaçıyor. Bu normal değil mi o sence? Çünkü o olgu olmasa, o olgu olmasa o adam da kendine öyle bir önlem alacak. E ne yapsın peki? Ama işte bazı durumlarda fotoğrafın önüne geçiyor yani biraz daha büyüyor. Para mevzusuna gelince de o söylediğiniz rakam ların daha üstünde de paralar alabilmeliyiz. Hayır 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 söylemiyorum. Yani daha da üstünde alabilmeliyiz ama şöyle bir kıyas yapmayın. Yani yanlış olan taraf şu. Türkiye'deki magazin sektörü mü diyeyim, şey mi? İnsanlara iletişim kurma biçimi para üzerinden iletişim kuruyor. Yani mesela futbolcuyu da öyle yapıyor. İşte bilmem kaç milyon dolar aldı. Oyuncu bu kadar bilmem ne yaptı falan. Şimdi sen bir değer yarattıysan o orada, ekonomik bir değer yarattıysan senin bir karşılığın var. Dolayısıyla. Ha biz şununla ilgileniyoruz. O aldığı parayla ilgilenmiyoruz. Yani 80 bin, 90 bin almışla ilgilenmiyoruz da biz şurasıyla ilgileniyoruz. Orada sadece bir tane oyuncu yok. Sette çalışan işçi var, diğer oyuncular var, yan kast var, yönetmen var. Benim için önemli olan nokta herkesin sigortalı çalışması, adil para alması, taban fiyatların oluşması, sömürünün yapılmaması. Bunu söylesen evet ama niye o parayı alıyor dediğin zaman bir tuhaf bir şey alsın. Öğretmen de çok iyi para alsın. Niçin öğretmenle oyuncuyu kıyaslıyorsun yani? Aynı şey değil ki birbirine. Hayır, ama böyle kıyaslar yapma. Bak böyle kıyaslar yaptığın zaman, söylediğin soruyla kendini çelişiyorsun. Yani öğretmen daha değerli oyuncudan. Ben öyle bir şey diyebilirim, kimse de diyemedim zaten. Kimse birbirinden değerli ya da kimse birbirinden değersiz değil. Zaten değil parayı ölçen. Ha? Yok o bir ekonomik değer, toplum değil o bir değer. Siz yani kapitalist bir sistemde yaşıyorsun. Bu sistem içerisinde de bir ölçüyle ilgili bir değer yaratıyorsun. Dolayısıyla insanlar seni izliyorlar. Daha çok izlendiğin zaman sen daha çok para istiyorsun. Bu kadar. Çok iyi bir öğretmen de daha iyi para istiyor. Yani mesele o meslekte daha iyi olan. Bizim ilgilendiğimiz nokta şu. Bak sorunu böyle sorsan haklısın ama böyle sorduğun için değil. Yani öğretmen hakları, eşit taban fiyatlar, sağlık sigortası. Bak bunların hepsi insani anlamda hepimizin sorunu ama yani öğretmen daha az almış, oyuncu daha fazla almış. Ya hayır, ben ama demiş ülkenin sorunu yani ya o başrolü alan adamdan ziyade orada oynayan set işçisiyle öğretmenin sorunu da aynı. Yani oyuncu olarak da benim mesela hiçbir sağlık sigortam yok. Biliyor musun mesela bu sorunu sen? Yani oyunculuğun sorununu, oyunculuğun probleminin ne demek olduğunu. Yani başka şeyler dönüyor. Yani aynı ülkede yaşıyoruz. Senin yaşadığın sıkıntı da ben de aynı sıkıntı yaşıyorum. Merak etme. Lütfen. Ortam çok gerildi ama. Yok canım hiç gerildi. Ya siz oraya çıkarsan da hani bize karşı tepkiyi gösteren de aslında evet karşılıklı ilişkimiz. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor öncelikle. Onun dışında çok yer geziyormuşsunuz. Evet. İşte hani nereleri gezmek isterdiniz, nereleri gezdiniz, çok beğendiniz, Türkiye'yi
Ya Türkiye'de her yerim, gitmedim hiçbir yer yok. Hem babamdan dolayı hem de işte tiyatrodan dolayı görmedim hemen hemen hiçbir yer yok. Yani yurt dışında da çok fazla var. Avustralya'ya gidiyorum, işte Avustralya'ya gideceğim. O tarafa gidiyorum, bir şeyden uzak doğudan sonrasına geçmedim. Benim işi geziyorum, ne bileyim ben. Efendim? Ya bu ay mesela Zürich'teydim. İşte bir hafta sonra Zürich'e gittim. Danimarka'ya gittim daha yeni. İsviçre'ye gittim, evet. Ondan sonra Berlin'e geçtim. Daha geziyorum işte. Çalışmadığım zaman evet. Ya şöyle, çalışmadığım zaman gezmeyi çok seviyorum. Çünkü iyi geliyor. Bir de dışarıdan, kendime dışarıdan, sadece ülkeye değil, kendime de dışarıdan bakmama sebep oluyor. Yalnız kalmama sebep oluyor. Yani benim size tavsiyem mutlaka yaşadığınız şey neyse rutininiz, rutininizin dışında kalabileceğiniz şeyler yaratın kendinize, yani anlar yaratın. O anlarda da dışarıdan kendinize bakın. Eğer kendinizi objektif olarak dışarıdan değerlendirebilme yeteneğini kendinize kazandırırsanız, o sizin hem kişisel mutluluğunuz adına hem de sizin gelişiminiz adına çok önemli bir duruma sebep olur. Rica ederim. Lütfen. 43. 44 olacağım. Evli değilim. Bu evlenme teklifi değil herhalde. Bekir. O yüzden bu kadar çok geziyorum. Arıyorum. Bir daha sorsana sonra, çok özür dilerim diyor bana başından. Bize interaktifleriyle, özellikle televizyon ve sinemada var olan etkinliğimizi, ahlak kültürümüzü yok etmeye çalışıyorlar. Tiyatro kültürü falan bize daha önceden varmış, televizyon gelmeden önce. Orta oyunları, köyüse gibi birçok şey varken bunu yıkmaya çalışıyorlar. Bunun hakkında söylemek istedim. Biraz daha somut konuşur musun? Biraz daha somut konuşur musun? Mesela söylediğin şeyleri biraz daha somutlaştırarak bana soru anlatabilir misin mesela? Ben şöyle anlatayım. Bugün ben geçen seneye kadar mesela babam bize şunu izleme dediğini duymamıştım. Geçen sene bazı programlarda falan artık iyice aile kültürünü yok edecek şeylerden bahsediyor. Ailelerin sürekli aydınlık ya da hani bizim kültürümüze uygun olmayan şeyler. Peki bizim kültürümüze sokağa baktığınız zaman aileler hep ayrılıyorlar mı? Hayır, şu, benim sorduğum soruyu anladın mı? Bizim kültürümüze baktığınız zaman sizin çevrenizde aileler sonsuza kadar yaşıyorlar mı, ayrılıyorlar mı? Ayrılan aileler var mı? Var. Şimdi televizyonlar, şöyle cevap vereyim soruna. Şimdi televizyonlar dünyaya dolaştığı zaman toplumu yansıtır. Yani televizyonların amacı da topluma eğitmek ya da sizlere öngörü kazandırmak değildir. Tiyatronun ya da dramanın amacı sizleri eğitmek, sizlere bir sistemli bir şekilde sizleri bir yere yönlendirmek değildir. Böyle bir şey yoktur. Bunları yapan siyasilerdir, bunları yapan sosyolojinin görevidir, eğitim politikalarıdır. Başka bir şeydir o. Televizyonlar mesela diyelim ki gittiniz İngiltere'ye ya da burada gitmeyin, açın o ülkeyi. O ülke neyse televizyonları da odur. Yani Fransız televizyonları izlediğiniz zaman Fransız televizyonları Fransız halkını anlatır. Türk televizyonları da Türk halkını anlatıyor. Yani dolayısıyla yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan hikayesi. Birinci olarak bizim, yani sizlerin oturtması gereken şey televizyonla ilgili. Televizyonun bizi yanlış yönlendirdi, bizi şunu yaptı, bizi bunu yaptı algısını bir kere oradan uzaklaştırır. Yani öyle bir durum yok. Yani aklımız var. Dolayısıyla sanatta da, dramada da şöyle bir şey var, yani bir katil görüyorsunuz. Dexter diye bir, aranızda bilen var bilmiyorum, bir dizi var çok, inanılmaz ödüller alan. Oradaki katil inanılmaz sempatik bir adam. Yani sempatikten kastettiğim şey bir psikopat. Ben de son rolde bir psikopat oynamıştım. Geçen sene reaksiyonla dizi yapmıştım. Efendim? Kerem Sancak. Yok, Kerem değil, ondan önce. Geçen sene, bu sezon değil. Geçen sene reaksiyonda bir iş yaptım. Oradaki karakterin benim psikopatları, psikopatiyle ilgili çok araştırma yaptım. Şimdi o karakter psikopat. Şimdi toplum orada şunu mu diyecek? Çok izlenen bir dizi. Hepimizi psikopat yapmaya çalışıyorlar.
Şimdi bu mu demek bu? Yani sorunun cevabı bence burada yatıyor. Yani kimse sizin değerlerinizi, kimse sizin hayat görüşünüzü, aile değerlerinizi yıkmaya çalışmıyor. Yani biz neysek o biraz böyle paralel gidiyor orada. Yani işte evlilik programları yapılıyor ve bunların hepsi çok tutuyor Türkiye'de. Ama siz aynı programı Fransa'da yapsanız izlemeyeceksiniz. Şimdi dolayısıyla nereden çıkıyor o ihtiyaç? Toplumdan çıkıyor. Tiyatroya gitmiyor. Neden biraz önce konuştuğumuz mevzu? Toplumsal ihtiyacınız yok. Yani bu programları bu kadar izlemenizin sebebi toplum. Televizyondan ziyade bence sorman gereken soru televizyonu izleyip biz neden böyle bir toplumuz sorusunu bence kendine sorman ve babana söylemen bence çok daha önemli. Babana de ki, baba niye biz böyle bir toplumuz? Bak televizyon böyle. Bence önemli bir şey. Ama televizyon oturup da televizyoncular inan şöyle bir şey yapmıyorlar ya da televizyon dizileri şöyle kurulmuyor. Evet, masa başı çalışması yapıyoruz ve şimdi biz toplumu acaba nereden bozalım, aile değerlerini nasıl düşürelim falan. Kimse böyle bir şey yapmıyor. Kimsenin böyle bir derdi yok. Nasıl bir dertleri var biliyor musun? Toplum ne? Toplumu araştırıyorlar. Ha evet, burada böyle bir toplum var. Ben bu topluma göre dizi üretiyorum diyor. Ben bu topluma göre biraz önce sorumu dinlememişsin cevabını. İlkokul 4 dedim. AB seviyesi var. Çok önemli bir şeydi sorunun cevabı. Biz böyle olduğumuz için programlar yapılıyor. Biz böyle bir toplum olduğumuz için bu diziler böyle yapılıyor. Bu filmler böyle çekiliyor. Kimse toplumu bozmaya çalışmıyor. Televizyonların tek görevi var para kazanmak. Yani o soruyu bence televizyon yerine kendimize sormamız gerekiyor. Yani biz neden böyle bir toplumuz? Neden etik değerlerimiz yok? Neden görüşlerimiz böyle? Neden evlilikler yürümüyor? Aile değerlerimiz niçin aslında ağız olarak, laf olarak çok önemli de neden bu kadar aslında vahim bir şekilde değersiz yaşanıyor? Neden biz ikiyüzlüyüz? Bunlar televizyonda değil, sosyal hayat. Benim annemin babamın çocukluğunu söyledim değil mi? Evet. Benim annemin babamın çocukluğunda böyle bir ortam yokmuş ama böyle bir toplum da yokmuş. Benim annemin babamın çocukluğunda bu kadar çok gelişmiş diziler de yokmuş. Ben şimdi diziyi açıp bakıyorum. Ben bir üniversite öğrencisiyim. Ben rahatsız oluyorum açtıkları, yaptıkları hareketlerden ya da hani şöyle anlatayım. 10 yaşında bir çocuğu diyorsunuz ya 4. sınıfta diye, ilkokul 4 aldığımız diye. 10 yaşındaki bir çocuğu ben bir dizinin karşısına oturtturduğumda o çocuğun algısının nasıl olmasını bekliyorsunuz? Peki siz niçin anne baba olarak 4 yaşındaki çocuğu, 10 yaşındaki çocuğu televizyon karşısına tutuyorsunuz? Hani diyor, eğer televizyonun bir zararı yoksa insan... Televizyon seyretmenin bir etik kuralı var değil mi? Siz eğer o çocuğu orada o televizyonun karşısına oturtmamayı beceremiyorsanız anne baba olmayacaksınız. Hayır, demek ki toplum önce gerçek anne baba yetiştiremiyor. Bak toplum bozuk. Bundan önce nasıl yetiştiriyordu peki? Bundan önce nasıl yetiştirdiniz size kuşakları anlatıyor. Şimdi kuşak çatışması diye bir şey vardır. Biz hepimiz bir önceki kuşaktan duyuyoruz. Yani diyor ki kuşak bize, bizde böyle değildi. Siz de ileride çocuklarınız aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bunların hepsi çok önemli şeyler değil. Önemli olan sorduğunuz sorularda kendinizin çelişmemesi. Yani mesela sorduğun sorunun cevabı. Anne, baba o çocuğu neden oturtuyor? Bak sorun şu anda bitti. Cevabı bu. Dolayısıyla anne, baba bilinçli anne, baba. Gerçek anne, baba. Anne, baba olabilecek vasıflara sahip. Bu kadar. Dolayısıyla şimdi ben küçük çocuklarla ilgili zaman zaman söyleşiye gidiyoruz. Bir vakıflar var. Bu soruları sormanızın en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında sizin dramanın da beslendiği neden sorusu diye bir şey vardır. Bizim için geçerli olan bir durum vardır. Neden sorusunu sormamızdan kaynaklanıyor. Gözlemleyin 2 yaşındaki çocuklar konuşmaya başladıkları zaman annelerine, babalarına, çevrelerine neden mi? O kadar sıkılırsınız ki siz bir soru sonra neden. 4 yaşına gelmiş, 4,5, 5 yaşına gelmiş çocuk bir süre sonra bunu sormamaya başlar. Toplum baskısı, anne baskısı, baba baskısı, sorgulamayan, neden sorusunu sormayan çocukların gelişmesine sebep oluyor.
Dolayısıyla bakın kendi hayatınıza, bu yaşa gelmiş size ve kendi arkadaşlarınıza hiçbiriniz neden diye soru sormuyorsunuz. Soru soruyorsunuz. Ama o sorunun içinde de neden sorusunu sormak zorundasınız. Yani ben şunu sorabiliyorum çok düz bir şekilde. Televizyon zarar veriyor. Anne baba onu oturttuğu zaman o çocuğa zarar vermiş olur. Peki şu soruyu soruyor musun? Neden anne baba çocuğu oraya oturtuyor? Biz düşünce sistemimizi bunun üzerine oturtursak, yani soru soran, sorgulayan hem kendimize hem çevremize, o zaman gelişmişlik dediğimiz nokta ve özgürlük dediğimiz kavram böyle oluşacak, yani bireyden oluşacak. O yüzden o 2 yaşındaki çocuklar var ya neden diye, o çocukların neden sorusunu sormaya hayatları boyunca devam etmek zorunda. Anneler, babalar eğer o çocuklara neden diye sorduklarında bağıran anne baba görürseniz onlara sinirlenin. İşte toplumu değiştiren nokta bu. Toplum gelişimiyle ilgili, toplumla ilgili gelişmişliği sağlayan biçim bu. Televizyon falan filan değil. Biz sormadığımız için, biz sorgulamadığımız için televizyon da sorgulamıyor. Yani bizim aynamız, yani dediğim gibi televizyonların eğitim, toplum dizayn etme görevleri yoktur. Toplumun aynalarıdır. Biz neyse televizyonlarda olur. Buyurun. Ben izlemiyorum. Niye çocuğumu izleteyim? Ben izlemiyorum. Ben televizyon izlemiyorum. Yani ben oturup televizyon izlemiyorum. Zararlı olduğu için değil. Ben ihtiyaç duymuyorum. Öğrendiğim hiçbir şey yok. Beni geliştiren bir durum yok. Benim eğitimimle ilgili ya da benim durumumla ilgili bana katkı hiçbir şey olmadığı için, ihtiyaç duymadığı için izlemiyorum. Ama ne kadar efendim söylüyorsun, kötü bir şey demiyorum. Şimdi birbirinden farklı kavramlar bunlar. Yani şöyle bakmayın mevzuya, yani sadece böyle diye bir şey yok. Yani siz kendinize yorum verin, yani kendinizi sorgulayın bence. Buyurun. Arkadaş ortamında çocuklar televizyon izlemeyi nasıl ihtiyaç duyuyor? Ne yapacak yani sosyal olarak şey mi olacak çocuk? Yetersiz mi olacak televizyon izlemeyi? Hayır, yetersiz olmayacak. Ya benim arkadaşlarımın da çocukları var, benim yeğenim de var. Çünkü yasak çocuğa izlemek televizyon. Odasında televizyon da yok yani televizyon izlemiyor. Yani bu kadar basit. Anne babanın görevi o zaten yani. Diyecek ki çocuğuna televizyon izlemiyorsun, bitti. Yani ne kadar önemli bir anlamadım. Yani kural, yani çocuğa zaten kural koyacaksınız. Yani kendinize koyduğunuz gibi çocuğa diyeceksin, izleyemezsin. Zaten sınıflandırma diye bir şey var yani, yaş sınıflandırması var yani. Diyorsunuz ki şu film sınıflandırılmamış yazar ya, yani çocuk için yeterli değil. Yani çok basit. Yani izletemeyeceksin. Buyurun. İki tane soru alalım. Çünkü arkadaşımızla iş yapıyordu. Evet. Spor yapıyorum çok. Çok seviyorum. Beni çok rahatlatıyor. İşte koşuyorum, bisiklete biniyorum. Crossfit biliyordur belki yapan arkadaşlarımız. Crossfit diye bir spor dalı var. Crossfit yapıyorum. Boks yapıyorum. Yaklaşık bir 3 aydır, 4 aydır başladım. Yemek yapıyorum. Çok seviyorum yemek yapmayı. Hem sağlık açısından. Dışarıda yemeği çok az yiyorum. Daha çok kendi yemeğimi eğer evdeysem kendim yapıyorum. Daha basit yemekler yiyorum. Böyle. Şöyle, sahnede daha çok biz oynamaya değil, oynamamaya çalışıyoruz. Tam tersi. Evet, yani oynamamaya çalışıyoruz. Yani bizim işimiz aslında oynamamak. Dolayısıyla yani bizi bizden ayıran şey, hayatta daha fazla oyuncunun olması.
iyi bir oyuncu hiçbir zaman sorduğun sorunun cevabı gibi hayatta oynayamaz. Yani çok bellidir. Yani belli eder. Ve ana görevimiz de oynamak değil, oynamamak. Bunun için mücadele ediyoruz. Var mı son soru? Bitti. Evet. Ya şöyle, zaman zaman buluyorum, zaman zaman da bulmuyorum. Ama bir kriter var yani Türkiye'ye göre işte yani öyle alınıyor, öyle diyor yani ne bileyim işte. Bilmiyorum ya, herhalde bilmiyorum yani. Ama hani şöyle, bunun üzerinden bir hayat kurmayı çok doğru bulmuyorum yani güzellik üzerinden. Bunu düşünürseniz mesela ses güzelliği gibi diyor. Yani sizin hayatın içerisindeki bir takım özelliklerinizin üzerinden, bende var olan bir özellik üzerinden ilişki kurmak ya da hayat sürdürmek bence zararlı. Dolayısıyla hani yakışıklıysan bile bunu unutmak gerekiyor yaşam içerisinde. Ama bunu da korumak gerekiyor. Biraz evet hani o soruma cevap, söylediğim şeye istinaden sorduysan biraz meslek açısından da evet spor yapıyorum yani mecbur. Çünkü bu tarz roller oynuyorum, bu fiziksel özelliklerimden dolayı. Hani kendi yaşımla ilgili, yani çok yakışıklı adam, çok zengin adam, televizyon için söylüyorum bunu. O yüzden fit olmak ve iyi olmak zorundayım. Yani. Biraz da sahneye hazırlanmak ve performans adına da spor çok iyi geliyor kişisel, ruhsal anlamda da yani. Sanırım bitti. Sayın Şencan. Buyurun buyurun. Ben hiç anons yapmana gerek yok, ya sayın demene de gerek yok. Çok teşekkür ederim. Hepinize. Meslek hayatlarınızda, okul hayatlarınızda hepinize çok başarılı.